Selam dostlar herkese. En çok korktuğunuz arıza nedir otobüste bilmiyorum ama benim en çok korktuğum arıza fren arızası. Allah korusun freniniz arıza yaparsa, hele bir de rampa iniyorsanız vay halinize. Şimdi bir arıza yaşadım bugün. Şu anda araba arızalı ama servisi yapıyorum. Öyle arabanın hayati organlarını etkileyecek veya birilerini tehlikeye atacak bir arıza değil. Araba 6. vitese geçmiyor. Daha doğrusu geçiyor. Fakat tak 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 diye böyle, yani tam bu şekilde olmasa da buna benzer bir ses geliyor. Olayın evveliyatı nasıldı? Onu da söyleyeyim. Zaten bu araç otomatik şanzımandan dönme. Gökmen abi bu arabayı aldığı zaman ilk sahibi, yani bizden önceki sahibi, otomatik şanzımandan normal manuel şanzımana çevirmiş arabayı. Manuel vitese. Vitesleri zaten sertti bu araba evveliyatında da. Dün yolda gelirken 1, 2, 3, 4, 5'te hiçbir şey yok. 6'ya takarken de bir şey yok. Giderken de bir şey yok. Sadece 6'da giderken böyle, nasıl söyleyeyim size, bir tuhaf bir ses duymaya başladım. Öyle tak tak vurma sesi de yok. Hani böyle grip olursunuz sesiniz kalınlaşır ya, böyle motorun sesi kalınlaştı. Öyle bir ses duydum arabada. Dinledim biraz. Ama böyle yani 3-4 kilometre sürdü o ses. Sonra o ses kesildi. Yani kesilince de açıkçası çok fazla kafaya takmadım. Çünkü arabadan böyle ara ara sesler gelebiliyor. Her sesi ben çok fazla böyle, her şeyi çok kafama takan bir adamımdır. Az çok bilirsiniz, hep yorumları da takıyorum ya kafama. Bu sabah yine çıktım. Bir sıkıntı yok. İşte tam ilk yolcuyu almadan bir kilometre önce 6'ya taktım. Anam bir ses geldi, şangur şungur, hemen debriyaja bastım, korktum. Dörtleri yaktım. Sağa doğru yanaşmak için dörtleri yaktım. Baktım şey yok. Ses kesildi. Tabi ayağım debriyajda bu sırada. Tekrar debriyajdan çektim. Vites 6'da gene takır 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 yaptı. Sonra denedim işte. 3, 4, 5 bilmem ne yaptım. Baktım hiçbirinde sıkıntı yok. Hemen aradım, gerekli yerlere bilgiyi verdim. Şimdi tamirciyi aradım. Gideceğim sabah çıkışını alıp. Şanzıman inecek diyor. İnşallah akşam servisine yetişir. Ya da yani servise yetişmekten ziyade inşallah ciddi bir arıza yoktur arabada. Fark etmez yani, varsın bir servis kaçıralım ama öyle ciddi bir arıza, ciddi bir masraf yoktur inşallah. Ne olmuş olabileceği konusunda hiçbir fikrim yok maalesef. Ama duyduğum ses, çıkan sesler pek hoş değil. İnşallah çok fazla masraf yoktur arabada. Bakacağız. Şu anda Vestel mıntıkasında olduğum için maskeyi çıkaramıyorum. Çünkü adım başı vardiya amiri var. Araba boş da olsa, maskesiz görürlerse ceza yaptırım uygulayabilirler. Bununla ilgili zaten sürekli mesaj atıyorlar. İşte sağdan soldan girmeye çalışanlar, geçmeye çalışanlar. Abi bana soruyor sağdan git, araba var mı diye de, 403 var orada duruyor. Ay ay. Uğraşıyoruz işte dostlar. Uğraşıyoruz. Neyse, şuradan bir çıkalım, tamirciye gidelim de. Kameram da yok artık, telefonla çekeriz. Bu da bir tamir videosu olur. İzmir'de görüşürüz. Hadi bakalım.
Çok şükür işimiz bitti. Şimdi topladılar, antifriz de koyacağız. Ondan sonra marşa basacağız. Bakalım ne olacak. Dostlar işimiz bitti. Arabamız oldu, bir sıkıntı yok çok şükür. Yani bunu kısa olacak belki ama bir video yapmak istedim. Çünkü hep yol videosu, hep sohbet. Genelde güzel taraflarını anlatıyorum hep bu işin. Ama tabii böyle acı tarafları da var. Şanzıman dişlilerinden birisi kırılmış. Kabaca öyle söyleyeyim. Yani teknik anlatamam zaten de. Belki genç kardeşlerim de anlamayabilir. Şanzıman dişlisinden biri kırılmış. İzlediniz zaten. Gördünüz az önce videoda da. İki çeşit işlem yapılabileceğini söyledi usta. Bir tanesi o dişliyle bağlantılı diğer parçaları da değiştirmek isterseniz dedi. Değiştirelim dedi. Çünkü o dişli kırıldığı için diğer parçalar da hani kullanılmayacak durumda değildir ama ufak da olsa bir yara almıştır dedi. Komplesini değiştirirsek 18-20 bin lira civarında bir rakam çıkacağını söyledi. Sanıyorum buna artı işçilik eklenecek. Ama sadece o zarar gördüğünü düşündüğü ufak parçaları değiştirmeyelim, zarar gören parçayı değiştirelim derseniz 4 ile 6 bin TL arasında bir rakam çıkar dediler, eğer yanlış duymadıysam. Sanıyorum işte ortalama 5 bin TL civarına mal oldu bu arıza. Yani maalesef bu işin fıtratında olan bir şey bu. Arıza, kaza, Allah korusun, Allah yaşatmasın ama oluyor, yapacak bir şey yok. Allah daha büyüklerinden korusun. Tabii yani sırf parçalar tutmuyor. Şanzıman yağı 350-400 lira. Ne bileyim işte su boşalttığımız için antifriz aldık 150 lira. Yani böyle ufak tefek göze görünmeyen çok fazla kalem de var yekün rakama yüklenen. Çok şükür arabamız oldu. İnşallah arıza yapmadan devam ederiz. Yani bugün 5000 lira 6000 lira kolay ödenecek paralar değil. Bilmiyorum yani kaç paraya çalışıyorsunuz ama yani asgari ücretle çalıştığınızı düşünün. 5000 lira iyi para. Büyük para. Şunu da söylemekte fayda var. Hani bu düşük devir videosundan hemen sonra oldu bu olay. Düşük devirle yüksek devirle alakası yok bu yaşanan arızanın. Hani mutlaka şimdi ona yoranlar olacaktır. Hiç yormayın. Bu tamamen metal yorgunluğu, parça yorgunluğuyla alakalı bir şey. Zaten biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız da öğrenmiş olun. Bu araba otomatik vitesten manuele çevrilmiş. Dolayısıyla çıkma bir şanzıman takılmış. Çıkma şanzıman niye çıkar arabadan? İlla ki bir sıkıntı olmuştur ki çıkmıştır. İşte o şanzımanın da ömrü bu kadarmış demek ki. Ya da o dişlinin ömrü bu kadarmış. Zaten yıpranık bir şanzıman, yani usta da söyledi. Gittiği yere kadar gidecek bakalım. Yani düşük devir, yüksek devirle falan bir alakası yok. Onu baştan söyleyeyim, sonra tartışma çıkmasın. Allah yaşatmasın. Kaza, bela, arıza. İşte hep diyorsunuz ya, işte
Gerçi hep demiyorsunuz da yani bana yazanlar var, otobüs alacağız, ne önerirsin, şu kadar param var vesaire diye. Benim size önereceğim şu. Ne otobüs alırsanız alın fark etmez. Kenara bir 100 bin lira ayırabiliyorsanız otobüs alın. Ayırın 100 bin liranızı, ondan sonra otobüs alın. Yoksa bakın bir anda 15 binlik olabilirsiniz. Bu sadece şanzıman yani. Başka bir şey olur, motor komple yer. Ne bileyim, bir sürü şey olabilir yani. Yani 5-6 binlik olmak çok kolay bir anda. O yüzden sağlamınızın olmasında fayda var diye düşünüyorum. İnşallah kimse böyle sıkıntılar, böyle acılar yaşamaz. Ben de kendi adıma çok üzüldüm, ne yalan söyleyeyim. Ya arkadaş yürüyün Allah aşkına ya. 50 ile de gidilmez bu yolda ya. Bu kadar korkmayın radardan ya. Hayret bir şeysiniz. Arkadaş bir trafik var karşıda. 6 mesaisinden sonra Manisa'dan İzmir istikameti var ya. Kilit çarpı 2, öyle söyleyeyim. Acayip trafik var, acayip. Allah 6'da Manisa'dan çıkmayı nasip etmesin arkadaşlar kimseye. Kuyruğa bak. Aa, bir de kaza olmuş burada. Arkadan tıklatmış abi. Geçmiş olsun diyelim. Ay 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 ay, kuyruğa bak. Kuyruğun sebebi de ne biliyor musunuz? Çiçekliköy'e gelmeden polis kontrol noktası var. Orasının yüzünden oluyor bu kuyruk. Bu saatte salın gitsin abi arabalar. Niye milleti kuyruğa sokuyorsunuz ki? Neyse neyse, her şeyi eleştirmeyelim. Ondan sonra kızıyorsunuz. Ama çok kuyruk var, yazık. Neyse, konu dağılmasın. Bugün şanzıman arızası yaşadık. Vites dişlilerinden 6. vites dişlisi kırılmış. Yenisiyle değiştirdik. Yaklaşık 5000 lira masraf oldu. Yolda kalmadık. Yolda kalsak belki bir de çekici masrafı veya ustanın gelmesi gitmesi, ona göre işçiliği artacaktı. Çok şükür kazasız belasız bitirdik bu işi. Videolar devam ediyor. Video bitsin. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, huzurlu kalın.